Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil 19'da yargılamaya, yabancıları yargılamaya devam ediyoruz. Ve arkadaşlar seriye iki tane yeni şey ekliyoruz. Gerçekten bomba şeyler ekliyoruz. Öncelikle başlamadan önce sizlerden bu videoyu güzel bir like sayısı bekliyorum. Yani bir tane ekranı kapat like at kankam. Evet attıysan tamamdır. Şimdi kardeşim ne yapıyoruz? Veya abim olabilir, ablam olabilir, kardeşim her türlü olabilir. Belki de benle aynı yaşıtır hiçbir şey diyemem. Her neyse şu an öyle bir şey düşünmeye gerek yok. Abone olup da bildirimleri açsın değil mi? Bak yeniysen abone ol, bildirimleri aç, aramıza katıl. Çok eğleniyoruz biz burada. Çok güzel serilerimiz var. FIFA mobili yani gerçekten olabildiğince eğlenceli hale geçirmeye çalışıyoruz. Haydi be arkadaşlar şu anda oyun ekranımız geldi. Vedat Muriçi falan görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar her gün canlı yayındayız Nonolive'da. Kesinlikle Nonolive'dan takip edip canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Dörtte canlı yayınlar oluyor ve i e butonunda şu anda Nonolive'ın programı var. Oradan gidip yani oraya ara sıra girebilirsiniz. Her gün merak edip bakabilirsiniz. Kanalda yüklü zaten video. İ e butonunda da video var. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar... Kale'de biliyorsunuz Mert Günok vardı. Bunun e, Totsun'u almamı istemiştiniz. E, belki yakında alabiliriz haberiniz olsun. O videoyu atmanız beyinlerle belirlenecek. Ve bir önceki videoda size sormuştum. Demiştim ki arkadaşlar. Rodega mı? Sizse mi yoksa Cagney mi? Cagney'i çok istediniz arkadaşlar. Ancak Rodega'da da çok istenmiş. Ve şu anda Cagney'i alacak durumumuz yok. Alabildiğimiz an Cagney'i alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani Cagney sizler için bu takıma gelecek. Ayrıyeten arkadaşlar şöyle bir durum oluşacak. Artık çarkı çevir çıkanı yap videolarının içine bir görev koyacağım. O ise arkadaşlar süper güçten oyuncu silme. Yani o videoda süper güçten bir tane oyuncuyu mesela Dorukhan Tokyos çıktıysa onu silip Ayase'yi koyacağım. Yani süper bir tane gümüş oyuncu. Ayase değil ama her herhangi bir süper gümüş oyuncu. Eğer gümüş oyuncu silinirse de yine üstüne başka gümüş oyuncu sileceğim. Umarım gümüş oyuncuları denk gelir. O kadar bu oyuncuları almakla uğraştık. Ama tabii ki değişebilecek oyuncular var. Ve gerçekten arkadaşlar Beşiktaşlılar çok fazlalıklı olduğu için onları da değiştirebiliriz. Her neyse arkadaşlar şimdi bir sonraki bölümde bir stoper veya sağ Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söylüyorum. Örneğin Faysa, Mesela Faysa, Banega olabilir. Yani Süper Lig'e gelmesi beklenen oyuncular içinden. Tahminlerinizi değil de yani transfer önerilerinizi yapın Yine en beğenilen yorumlardan alacağım O yüzden transfer önerilerinizi yapmayı unutmayın Bir sonraki bölümde ya süper ya sabek Ya da süper lige gelmesi beklenen herhangi bir oyuncuyu almaya çalışacağız Bakalım kim gelecek arkadaşlar Umarım güzel bir oyuncu gelir Şakiri bile gelebilir yani En beğenilen yorum olursa en beğenilen yorumlara bakmaya çalışacağım yine Ancak arkadaşlar videoyu birazcık erkenden çekersem yorumlarınıza bakamayabilirim Siz yine de yorumlara devam edin En azından yani daha sonraki videolarda bunları etkiler bunları kullanırız ve hemen arkadaşlar o zaman Rodega'yı zaten istemişsiniz arkadaşlar. Ben size sormadan da siz daha önceden de çok istemişsiniz Rodega'yı. ve Rodega şimdi arkadaşlar takımımızda 585 bin e var. Gerçekten fiyat uygun olduğundan dolayı bir sonraki bölümlerde daha iyi transferler yapabiliriz. Hemen 586 bin yazdık ve 576 bin 576.000 e, 576 bin e, hemen 576 bin yazalım. 577 bin yazalım ki direkt çıksın arkadaşlar. 577 bin coins. Teke teke geçtik biliyorsunuz arkadaşlar. Rakiplerimizi yargılamaya devam ediyoruz. Tam gazla devam ediyor olacağız. Hemen takımıma gireceğim. Süper güç takımıma. Ratingi çok artmayacak ama zaten şu anda iyi durumdayız. Sağ stoper ve sağ bekimiz geldiği zaman takım fullenmiş olacak. Gerçekten harika duruma geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar Rodega gördüğünüz gibi takımda. Ve video güzel bir like sayısı gelirse burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseltebiliyoruz ama... Hani yükselttiğimiz oyuncuyu silmek istemiyorum. O yüzden bir kadro tamamen tamamlansın. O zaman yükseltmelere başlayalım diye düşünüyorum. Kadro şu anda muazzam ilerliyor arkadaşlar. O zaman hemen laf fazla uzatmadan, hız kesmeden bir teke tek modu maçımıza başlayalım. Bakalım maç nasıl olacak. Umarım güzel ve eğlenceli bir maç olur. Umarım kazanırız. Haydi arkadaşlar başladık bakalım. Bir önceki bölümde gerçekten efsane maçlar oynamıştık. Umarım bu maçlarda çok eğlenceli ve efsane olur öyle olacağını tahmin ediyorum ya ben. Gerçekten güzel maçlar olacağını tahmin ediyorum. Hemen oyun kaynağımız yükleniyor. %100 olduğu zaman arkadaşlar başlayacağız bakalım. Haydi 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 bakalım. Rodega, Onyekuru, Dorukhan, Tokyoz, Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Ovacıklı, Çeliniye bak. Oo, oğlum 112 rating rakip geldi yuh. <laughs> abi arkadaşlar galiba kaybedeceğiz. Bu arada... Şöyle bir görev daha ekliyorum abi ekleyecektim bunu düşünmüştüm. Her kaybettiğimiz maçta bir tane oyuncuyu sileceğiz. O da çark challenge'da döndürdüğümüz çarklardan birisine koyarım. O zaman sileriz arkadaşlar ama sileceğimiz garanti olur. Ya da en beğenilen yorumdaki oyuncuyu sileceğim desem siz direkt gümüşleri yazarsınız. O yüzden onu söyleyemiyorum arkadaşlar. Mert Günok. Mert Günok'tan pas Doruk Antoköz. Ondan da pas Gökhan Gönül değil Ovacıklı abi. Gökhan Gönül diye düşünüyorum bunu ama abi çok Beşiktaşlı olduğu için alamadık. Bu arada bundan sonraki bölümde artık formayı değiştirmeye çalışacağım. Abdülkadir Ömür çok iyi abi bu arada var ya buraya kadar gelmemiz bile gerçekten süper. Bir orta güzel. Burak Yılmaz kafa vuramadı tabii ki. Yani normal olarak abi bir daha orta kafa gol çok denemeyelim. 10ye e, kuru şimdi verdi. Arkadaşlar rakip korktu ve kaçtı. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunun başka bir açıklaması yok. Hemen başka bir maça girelim. Bir şekilde çıkardık topu çizgiden çıktı. Yani gerçekten Ronaldo boş kaleye kaçırdı diyebiliriz derken Sancho çok güzel astı. Yine bağlantı kopma hatası. Arkadaşlar bir maça daha gireceğim ama bu sefer formayı değiştireceğim. Çünkü formayı değiştireceğimi söylemiştim zaten. Arkadaşlar bağlantının kopması aslında biz bir nevi işimize yaradı sayılır. Nasıl işimize yaradı arkadaşlar? Şimdi Galatasaray formasını giydik. Bir sonraki bölümde de Fenerbahçe formasını giyeceğiz. Adaletsizlik olmamış olacak. Haydi bakalım. O zaman maçımıza başlayalım. Bu arada iki kere üst üste bağlantı kop. Gerçekten garip oldu. Neyse hadi maçımıza başlayalım. Arkadaşlar yine bağlantı koparsa yani herhalde bu bölümde maç yapamamış olacağız. Gerçekten ilginç olacak. İlk rakip kaçtı sandım ama olmadı. Bu arada yüzgen 103 kim ya? Gerçekten bu sefer biraz daha denk bir rakip. Galatasaray formalarımıza çıktık. Bu sefer biz yine favori rakip tabii ki daha güçlü arkadaşlar ama bakalım başımıza neler gelecek. Umarım güzel bir maç olur. Ronaldo'lu, Salah'lı dünya yıldızları birlikte rakip. Biz de bakalım süper gücümüzle birlikte kimler yeneceğiz? Biz süper kahraman takımıyız abi. Bizim takım süper kahraman e, takımı. Evet. Abdülkadir Ömür çok iyisin. Hadi abi. Oğlum dümdüz gidersem Ah vuramadım ama Rodega'da kadar mı? Kalmadı. Abi gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü eğlenceli oluyor. Eğlenceli oluyor çok. Bakalım. Şöyle bir top alabilir miyim? Hasan, Hasan Ali ver pas. Evet on yakuru. Hadi evet tamam çok güzel. Laiç. Rodega geçmedi. Laiç var ya. Pasları da isafetsiz arkadaşlar. Laiç takımdan çıkarsak mı? Bak hem Beşiktaş'ta çok fazlalıklı zaten. Hem de gerçekten hani olmuyor böyle. Yani büyük hatalar, büyük şeyler dönüyor. Atasayar verdi pasını. Dorukan. Evet Laiç. Rodega yakuru. Nereden çıktı bu yakuru? Bir anda yine çıktı ortaya bak. Abi yapma bunu bana be. Hasan Ali top alırsın sen. Aferin sana Hasan Ali. Oğlum bak. Hasan Ali bak bu hataları yapmaya Pruyanyu'yu da çok güveniyoruz. Onu da geçtiysek abi. Geçmiş olsun. Arkadaşlar geçmiş olsun diyoruz. Ve Hazard maalesef gol attı. Hasan Ali'nin yaptığı ufak hata. Yani topu çaldıktan sonraki hatası. Gerçekten hiç hoş olmadı. Ve maalesef gol yedik. Galatasaray formamız. Pankartlarda Fenerbahçe asılı. Gerçekten bildiğim Burak Yılmaz takımıyız. Geçen videoda da Beşiktaş forması giydi. Trabzonlu oyuncuyu da transfer etti. Yani bu videoda her şey var arkadaşlar. Bu videoda bütün takımlara değer verilmiş. Yani hiç tuttuğum takımı nasıl belli etmiyorum görüyor musunuz? Abdülkadir Ömür yapma bunu var. Hayır. Hayır. No way. Evet tamam taş bizim değil mi? Evet çok güzel. Şimdi hemen 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 çabuk lütfen isabetli kullan. Abi bastım işte. Kullansana bir saattir. Ne bekliyorsun ya? Abi mal gibi bekliyor. Yemin ediyorum bastığım anda kullansa bomboştu. Topu kontrol bile ederdim. Hani isabetli pas atmasını bırakın. Neyse atasayar topu al alamazsan. Allah seni kahretmesin. Ebru da gelmeyecek. Kaleci açıldı. Ve aldı aferin be Mert. Bravo Mert iyisin sen. Mert seni beğeniyorum. Dorukhan on yakuru dön. On kuru bir dön dön. Ver pası. Rodega çok güzel abi. Bravo Rodega yürü. Bastır Rodega. Uç Rodega dön Rodega. Rodega. Ver pasını abi sen şimdi. Bir dakika Burak Yılmaz şöyle. Yürü. Yürü Burak. Vallahi ne yapacağımı bilemedim. Yürü dedim. O nasıl pas abi? Rakibe nasıl çarptırıyorsun oradan o pası ya? Önünde rakip zaten anasını satayım. Abi isabetli pas atar diye %100 düşündüm. O kadar rahattım ki o konuda. Oo kaçırdı kaçırdı. Çok güzel abi. Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor galiba arkadaşlar. Ve bakalım ikinci yarısında başımıza neler gelecek. Topu diktim hakem bitirsin diye. Evet ilk yarı 1-0 bitti abi. Süper güç bakalım ne olacak. Yenilirsek bir tane oyuncu silmek zorunda kalacağız. Gerçekten yani korkuyorum. Umarım kötü bir sonuçla karşılaşmayız. Yani gerçekten hadi Burak. Verdi pasını. Ovacıklı sen de bir ara pası. Çok güzel. Abdülkadir sen de bir ara pası. Abi Ovacıklı çok kötü ama ya. Atmışken ya. Abi buraya Abdülkadir gelseydi keşke Burak Yılmaz da. Her neyse. Burak Yılmaz. Dön bir. Bir daha dön. İyisin sen. Bravo abi. Yapma bunu. Ver pas at. Aa bir pasa basacağım adamı değiş değiştirmeye basmışım. Ya nasıl olur ya? Nasıl yapabildim bunu? Abi bak Hiçbir oyuncum defans yapamıyor bugün. Rakibin atağı çok yüksek. Çok iyi. Hasan Ali al şu topu. Ver pası. Abi Hasan Ali ne yapıyorsun? Aferin. Dorukan sen çok iyisin. Dorukan defansını yapmaya devam ediyor. Abdülkadir Ömür pas bile atamıyor abi. Yemin ediyorum değiştireceğim bu adamı. Abi Ebruyanu sen de devam. Aferin. Onyekuru Laiç. Laiç'ten de bir pas. Burak. Hadi Burak koş artık. Carlos sana yetişemez. Carlos kim? Hadi Burak. Hadi Rodega pas istedi ama atmadım. Çünkü biliyorum ki Rodega'ya pas isabetli gitmeyecek. Burak Yılmaz isabetli pas atamıyor. Çalım da atamıyor. Burak Yılmaz o zaman ne yapsın Burak Yılmaz? Daha ne yapacak ya? Abi yeter artık. Hadi. Hadi abi atak yapmam lazım şu an. Şakiri. Abi yine son dakika golüyle bir şeyler mi olacak ya? Vallahi heyecanlanmak istemiyorum. Kalpten gideceğim ben bu seride ya. Hadi Onyekuru ver pasını. Çok güzel pas. Rodega ver. Aferin oğlum. Çok güzel. Hadi Rodega. Bas Rodeaga, bastır Rodega bastır Rodega Ne yapıyorsun Rodega ya Ulan Rodega Allah seni kahretmesin be Ya gerçekten yaptığın hareketler Hoş mu Rodega onu nasıl koşamıyorsun sen Yükseltmemiz lazım arkadaşlar çok sevdim Rodega'yı Biraz daha yükselse her şey çok güzel olacak Pas Sen de pas Lan nasıl geçiremiyorsun şu pasları arkadaş Nasıl geçiremiyorlar abi paslar çok kötü saçmalıyorlar Yani paslar konusunda Bak attığı pası pası attığı yere bak Ve topu izah attı bir de Abi yukarı doğru çapraz atıyorum aşağıya çapraz atıyor ya Arkadaşlar okun hizasına geriye sarıp bakabilirsiniz. Vallahi billahi garip. Ve adam şu an bekliyor ilginç bir şekilde. Bu uzun taş kullanabilir. Kullanmadı Manu. Carlos topu kaybetmemeye başlayacak çalışacak şu an. Evet. Tek amacı şu an topu kaybetmemek arkadaşlar. Ve kaybetmiyor. Helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Bravo. Ovacık laf verin. Abi niye pas atmıyorsun da adamı değiştiriyorsun sen? Topu ayağımdan çıkmadı ki daha benim. EA Sports şu sorunları sen düzeltmediğin sürece var ya. Oyuncu kaybına devam edeceksin abi. Mert Günok daha ne yapsın? Maçı maalesef arkadaşlar bu tur bu maç kaybettik geçen maçı izleyebilirsiniz geçen videoda onu kazanmıştık o videonun linki de iyi butonu da vardır arkadaşlar oradan gidebilirsiniz ve maalesef maçı 1-0 kaybediyoruz arkadaşlar ve bir sonraki bölümde transferlerimizden birisi silinecek ee, kimin silineceğini bilmiyorum ama siz her türlü transfer önerisini yapın çünkü kimin silineceği belli değil silinene göre bir transfer de yapılacağı belli değil garip bir durumlar oluştu şu anda. Ve maalesef kaybettik arkadaşlar. Transferlerinizi yapmayı unutmayın. Burada videomuzun sonuna geldik ve maalesef abi 12.000 kupada kaybettik. Genel maçlardan dolayı garip garip şeyler oluyor şu an. Yetkim düşürüldü. İkisini de göstereceğim. İki maçtan attığı kısmı da göstereceğim. Allah iyi sporsun belasını versin. Ben başka bir şey demiyorum. Yetkim düşürülmüş anasını satayım. Neyse hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve öneri de yapabilirsiniz yani yorum olarak. Bay bay.